Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız ve bu videoda yine pati dostlarımız için elbise yapacağız ve ben bu elbiseyi size anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Bu haftaki konseptimiz Cadılar Bayramı ile ilgili bir elbise yapacağız, bir kostüm yapacağız. Bunu pati dostlarımız için yapacağız her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi kalıplarımız önümüzde. Bu kalıpların yapım videosu kanalımızda mevcut arkadaşlar. İsterseniz izleyebilirsiniz. Yukarıya bir link bırakıyorum. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Daha önceki videolarda da anlattığım gibi bu kalıpla istediğiniz çeşitlilikte ve istediğiniz konseptte elbiseler yapabilirsiniz patili dostlarınız için. Hem kolay bir kalıp hem de çok çeşitlendirebileceğiniz bir kalıp. Kalıbımızdan kısaca bahsettikten sonra gerekli malzemelerimiz nedir? Tabii ki kumaşımız olacak. Saten kumaş ve akfil kumaş kullanacağım. Onun dışında siyah danteller kullanacağım. Onun dışında kurdelalar kullanacağız. Ve bağlantı noktaları için de çıt çıt kullanacağız. Malzemelerimiz de bu kadar. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden hemen kıyafetimizin yapım aşamasına başlayalım. Buyurun. Hemen kalıplarımızı kenara alıyoruz ve kalıplardan kestiğimiz kumaşlarımızı şöyle bir görüyoruz. Saten kumaşımız da turuncu renkte. Balkabağı renginde olması açısından turuncu, işte koyu açık renkleri kullanabilirsiniz ya da işte koyu sarı kullanabilirsiniz evde turuncu yoksa. Dantelde siyah, etekte kullandığımız akfil kumaşta da dama desenli bir akfil kumaş kullanacağız. Onun dışında kurdelalarımız var. Kumaşlarımız hazır, kestik ve dikim bekliyor, dikişi bekliyor. Öncelikle her zaman dediğim gibi, her zaman yaptığımız gibi üst kumaşta yapacağımız eklemeler, süslemeler var ise öncelikle dikmeden önce, yani diğer kumaşı birleştirmeden önce bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Öncelikle üst kumaştaki işte göz, burun ve dudak kısmını dikeceğiz. Sonrasında etek uçları ve eteğin birleşimiyle devam edeceğiz. Bu arada bir parantez açıyoruz ve diyoruz ki sokaktaki patil dostlarımıza, sokaktaki hayvanları unutmayalım. Kapımızın önüne bir kap mama, bir kap su bırakmayı ihmal etmeyelim. Onlar için çok önemli, onlar için çok değerli. Onların hayatta kalması için bu gibi küçük şeyler çok önemli. Onların hayatta kalabilmesi için arkadaşlar lütfen hepimiz birazcık duyarlı olup sokaktaki patil dostlarımızı da unutmayalım diyoruz. Ve hemen bu işlemleri yapıp videomuza devam ediyoruz. Kıyafetimizin üstüne dikeceğimiz figürde bir değişiklik yaptım. Şimdi iç kumaşımızı birleştireceğiz. Her zamanki dikiş tekniğimiz ile dikeceğiz. Alt kısmı boş bırakıyoruz etek için. Sonrasında etek kısmıyla devam edeceğiz. Etekler üzerinde de dantellerin kenarına overlock çektim. Desenli kumaşlarımızın kenarına da kurdela diktim. Biye gibi. Bu şekilde eteklerimiz de hazır. Hemen bu işlemleri yapacağız. Sonrasında eteği birleştirmeyle devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Kıyafetimizin üst kısmı bu şekilde geldi. Şu anda bu halde. Desenli kumaşımızın altına yine üstteki kumaşın renginde bir kurdela kenarlarına diktik. Üstüne de yine bu şekilde bir dantelimiz var. Kenarlarına overlock çekmiştik. Büzerek eteğimiz için ayırdığımız alana dikiyoruz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen bu etek kısmımızı üst kısma birleştiriyorum. Ve sonrasında buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Kıyafetimizin son hali karşınızda. Ne yaptık? Eteğimizi diktik. Birleştirdikten sonra üzerinden dikişimizi geçtik ve şuraya bir tane fiyonk yaptım arkadaşlar. Artan kumaşları bu şekilde değerlendirdim. Her zaman buraya ortaya ya da işte figürün üzerine yapıyorduk fiyongu ama bu sefer böyle çapraz bir şekilde bu kısma diktik.
kocalarımızı da aynı şekilde buradan bıraktık. Hemen bağlantı noktalarını çıtırlarımıza takacağız. Ve son haliyle karşınızda olacağız. Son hızımızla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kıyafetimiz bitti. Gördüğünüz üzere bağlantı noktalarına çıtırlarımızı da taktık. Bu şekilde bir elbisemiz, bir kostümümüz oldu. Hemen mankenimizin üzerinde görelim. Bu arada en son neler yaptık? Onları da bir hatırlayalım. En son işlemlerimiz nedir? En baştan kısaca anlatacak olursak arkadaşlar, öncelikle üst kısmımızda bu figürümüzü, bal kabağı figürümüzü diktik. Sonrasında alt kumaşımızla üst kumaşımızı birleştirdik. Her zamanki dikiş tekniğimiz ile birleştirdikten sonra etek kısmında iki farklı kumaşı, yani bir güpür ya da dantel, bir de akfil kumaş, dama desenli iki tane kumaş kullandık etek kısmında ve bunu pileler yaparak üst kısma birleştirdik. Bu şekilde bir eteğimiz oldu. En son olarak da şuraya bir çapraz fiyonk diktik. Aynı renklere, renk tonlarına sahip olan kurdelamızla da bağladık. Bu şekilde bir elbiseye sahip olduk. Hemen mankenimizin üzerine görelim. Mankenimizin üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Evet. Patil dostumuz için yaptığımız kostüm bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için, bize için, patil dostlarımız için faydalı bir video olmuştur. Hemen şimdi siz de evdeki kumaşlarla bu şekilde bir kostüm yapabilirsiniz. Cadılar Bayramı konseptli videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videolarımızdan, canlı yayınlarımızdan kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman patiyle kalın. Bye bye.